İsmim Bahri, soyadım Ateş. 20 yıldır kasaplık yapıyorum. Marketlerde çalışıyorum. Vatandaşlar et almakta zorlanıyor. Et almakta zorlandığı için tavuğa yöneliyorlar. Ve bu sefer de tavuk fiyatları yükseliyor. Etin fiyatının yüksek olma sebebi tarım, hayvancılık pahalıya mal olması, yem fiyatlarının yükselmesi, ondan sonra maliyetlerinin yükselmesi derken bu şekilde et fiyatları yükseliyor. Hayvancı da sıkıntı çekiyor. Et fiyatı yükselmediği için hayvancıya da maliyeti yüksek. Şu anda ülkede bayağı bir sıkıntı çekiliyor. Et satımı şu anda bizim Kayseri'de çok yavaş. Sebebi de insanların çoğunluğunun asgari ücretli çalışması, ücretlerinin yetersiz olması, enflasyon çok yüksek olduğu için, yani alım gücü çok yüksek ama maaşlar düşük olduğu için insanlar et yiyemiyor. Mesela etteki kaloriyi tavukta alamıyor insanlar. Enerjiyi alamıyor. Ama mecbur kalıyor, tavuk yemek zorunda bırakıyorlar insanları. En uygun et olarak kıyma oluyor. Kıyma da o da 65 ile 55 arası değişiyor iş yerlerine göre fiyat. Ağırlıkta tüm tavuk alarak parçalatıyorlar. Haşlaması oluyor, yemekliği oluyor, mangallı oluyor. Ucuz olsun diye. Ama normalde tavuk bazında kanat sarma daha iyi oluyor. Renk ve tarih. Ürünün rengi morardıysa, rengi değiştiyse zaten gözle bakıldığı zaman belli olur. Ve tarihine de dikkat edecek. Alırken paketli ürün alacak. Kıymayı hazır çekilmiş almayacak. Etten çektirecek. Ve o zaman sıkıntı görmezler. Pandemiye göre çok aşırı bir derecede artış yaşanmadı. %5, %10 gibi bir artış yaşandı ama maliyetler yüksek olduğu için hayvancılığı bizim ülkemiz bırakmak üzere. Et fiyatlarında düşüş yaşanmaz. Yani bazı söylentilere göre etin karkas fiyatı 50 lira olacak diyorlar. 50 lira olduğu zaman biz kıymayı o zaman 70 liraya satmak zorunda kalacağız. Çünkü firesi ıvır zıvırı derken maliyetleri, vergisi, algısı, işçi maliyeti derken 70 liraya kıymayı satmak zorunda kalacağız. Yani ette şu anda 10 milyon tezgahlara zam gelir fiyat yükseldiği zaman. Et almaktan vazgeçen vatandaşa çok denk geliyor. Fiyatlara bakıyor, fiyatlar yüksek diyor, arkasını dönüp gidiyor. Fiyatları soruyor, ucuz et arıyor, bulamayınca bırakıyor gidiyor. Bir kısmı etin fiyatına bakıyor ama bir kısmı da kalitesine bak. Kalitesine bakanlar zaten üst gelirli insanlar. Onlar et alırken fiyata bakmazlar. Ben tezgahtar olarak tezgahta sattığımdan dolayı şöyle söyleyebilirim. Vatandaş geliyor, cebinde parası varsa, durumu iyiyse yani hiç fiyata bakmıyor. Aldığı kaliteli ürüne bakıyor. Ama bazı geliri düşük insanlar geliyor, fiyat soruyor. Şu kadar, şu kadar, bu kadar, fiyatlara uygun olmasını istiyorlar. Onların da bazı kesim alabiliyor, bazı kesim alamıyor.